İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan yapılması yılan hikayesine dönen İl Sağlık Müdürlüğü ve Eski Devlet Hastanesi'nin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konuya farklı pencereden bakarak gündeme getiren İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, bu iktidar bırakın hastane yapmayı daha müdürlük binası bile yapamadı. Yapılmayacaksa çıkın Yiğitçe yapmayacağız deyin. Milletimiz de umutla beklemesin dedi. Doğan, 82. Yıl Devlet Hastanesi'nin yerine yapılacak İl Sağlık Müdürlüğü inşaatı için kazılan temel tekrar dolduruluyor. Buranın kazılmasına ne kadar ödeme yapıldı? Şimdi neden dolduruluyor? Aynı şekilde eski devlet hastanesinin yeri ne olacak? Yani bir hastane yapılacak mı? Yapılacaksa neden bu kadar harfiyat artıkları eski hastanenin yerine yığıldı? Yapılmayacaksa çıkın yiğitçe yapmayacağız deyin. Milletimiz de umutla beklemesin. Bugün oraya yığılan moloz artıkları yarın temizlenmesi için para ödenecek. Yani devlet zarara uğratılacak. Bu sorularımıza cevap bekliyoruz diye konuştu. Yıkılan hastane binasının bir türlü yapılmadığını ifade eden Doğan sözlerini şöyle sürdürdü. Devlet Hastanesi eksikliğinin sıkıntılarını yaşadığımız dönemlerde 82. yıl Devlet Hastanesi'nin de yıkılarak ortadan kaldırılması Adıyaman halkının zorunlu olarak bir hastaneye mahkum edilmesine sebep verilmişti. Hangi akla hizmete 48 yıldır halka hizmet veren Turgut Reis Mahallesi'ndeki Devlet Hastanesi yıkıldı? Adıyaman'ımızın nüfus oranının hızlıca arttığı dikkate alınırsa, tek hastanenin yetersiz kaldığı gün gibi aşikarken bizleri yönetenler bu eksikliği görmüyorlar mı? AK Partili siyasiler 150 yataklı hastane konusunda müjde üstüne müjde veriyorlar ama bu müjdelerin bir tanesinin gerçeğe dönüştüğünü görmemekteyiz. İyi Parti olarak bu yatırımların takipçisi olacağız dedi.